Yakalandığını duyunca tüm sevkiyatlar askıya alındı. Kaybettiğimiz zamanı süratle geri kazanacağız. Bundan endişe etmeyin. Şirket adına Kambur'un bütün organizasyonlarından ben sorumluyum. Silah teknoloji transferiyle ilgili bilgim var. Fakat içeriğini sizden öğrenmem gerektiği söylendi. Ben sadece silah sistemi üreten firma adına taşeron olarak çalışıyorum. Sevkiyatın içeriğini benden öğrenmeniz doğru olur mu ki? Açıkçası bu silah hakkında benim de bir haberim yok. Örgütün elini güçlendirecek, bölgenin kaderini değiştirecek dendi. O kadar duydum. Çetin'in soruları adamı işkillendirdi. Aslında herifi yekten girip alıp gelsek her türlü konuştururuz. Bu tür herifler yakalandı mı tek kelime etmezler. Yurt dışındayız, avukatlar falan, herkes devreye girer. Korkut doğru söylüyor. Şimdilik en iyi seçenek Çetin'in konuşturması. Ben ısrarcı olmak istemem. Yalnız sevkiyatın içeriğini bilmek, transfer sırasında karşılaşacağımız engelleri bertaraf etmek açısından bize faydalı olur diye düşündüm. Haklısınız. Yoksa sevkiyat gerçekleştiğinde neyin ne olduğunu hepimiz göreceğiz zaten. Ulan bu Çetin var ya, şeytana pabucunu ters giydirir. Çok da ilgilenmiyormuş gibi yapıp adamı kendine çekiyor. Demek ki lavuk işte böyle toz kaldırmadan bugüne dek yürüyebilmiş. Neyse ki artık ipi elimizde. Bize çalışıyor. Yine de çakallığı işe yarasın. Bir harekatta hangi askeri unsurlar kullanılır? Hava, kara, gerekirse deniz. Önce hangisi? Önce hava harekatı başlar. Hava kuvvetleri bombalar her yeri. Ortamı, bölgeyi temizleyip hazırlar. Sonra da kara harekatı başlar. Türkiye bunun önemini bildiği için İHA ve SİHA yatırımlarına önem verdi. Evet, doğru. Örgütün de zayıf noktası bu zaten. Dağların kara hakimiyeti bizim elimizde. Ama yani hava saldırıları bizim de belimizi büküyor. Ben bu hale nasıl geldim zannediyorsunuz? Kambur. Peki Türk Hava Kuvvetleri'nin saldırıları engellense ne olur? Müthiş. Üstelik bir de örgüt havadan Türkiye'ye saldırı kabiliyeti kazansa? Kesin zafer. Peki bu nasıl mümkün olacak? Yani sevkiyatın hacmi belli. Kargoyla örgüte uçak gönderecek halimiz de yok. Uçak değil Çetin Bey. Yükte daha hafif ancak havada daha etkili bir savaş sistemi söz konusu. Ha, lavuklara bak, baya baya gaza gelmişler ha. Neyin peşinde bunlar? Ne olabilir ki bahsettikleri bu sistem? İnşallah korktuğum şey değildir. Aklında ne var biraderim? Demir kubbe tipi. Hava savunma ve saldırı sistemi. İsrail'in demir kubbesi gibi bir sistem düşünün. Hem tüm hava saldırılarını kesecek, hem de havadan Türkiye'ye saldırılmasını mümkün kılacak bir sistem. Müthiş bir durum yani. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki. Yeni teknoloji her şeyi mümkün kılıyor. Pardon. Evet. Şirket bu tip savaş teknolojilerinin için yatırım yapıyor. Olmaz deneni oldurup dengeleri dağıtmak için. O zaman örgütün zaferine adımı altın harflerle yastırabilirim değil mi? Peki nasıl olacak bu? Yani bu sevkiyatı MIT engellemeden tamamlamak mümkün olacak mı? Orası size kalmış. Ben sadece gerekli parçaları size sağlamakla sorumluyum. Doğru. Haklısınız.
Şimdi MIT'i falan karıştırmayalım yani. Adamların ruhu bile duymadan biz bütün sistemi toplayıp kurarız Kandil'e. Hala ruhu duymadan falan diyor lavuk ya. Sakin ol. Dur. Sevkiyat farklı parçalardan oluşuyor. Dikkat çekmesin diye ayrı parçalar başka kargoların içinde nakliyesi yapılacak. Sonra nihai noktada örgüte teslim edildiğinde her şey bir araya getirilip monte edilecek. Sevkiyatla ilgili tüm bileşenlerin bilgisi burada. Durum çok ciddi beyler. Bilgileri ele geçirmek şart oldu. Sadece o çanta yetmez. Organizatörü de alacağız. Çetin. Çantayı sağlam al. Organizatörü de alacağız. Gidiyoruz birazdan. Sevkiyatın detaylarını teslim aldığımıza göre biz de müsaade isteyelim. Fakat sürecin devamıyla ilgili hazır buraya kadar gelmişken sizinle özel olarak kısa bir görüşme yapmak isterim. Özel derken? Kambur, bizim masa başında şirketin projeksiyonu ile ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Çetin Bey, iş masa başında ciddileşince beni yine bir kenara itiyorsunuz. Farkında mısınız? Şahsi değil. Sadece işle ilgili. Biraderim, bu herif bir şeyler çeviriyor. Çevirecekti zaten. Hazırlanın. Olabildiğince sessiz giriyoruz. İşbirlikçi Çetin Kunduz'u bizi satmasın. Çetin. İlk yanlışını da çekerim pişi. Banyo ne taraftaydı acaba? Bir elimi yüzümü yıkamam gerek. Tabii. Efendim? Siz onu dinlemeyin. Ne yapacaksanız bensiz yapmayın. Neticesinde bu örgütü temsil eden kişi benim.